Bir salı akşamı yine Kırgızistan'dan kucak dolu selamlar vererek hızlıca şöyle bir başlayalım. Gündemimizde ne var? Gündemimizde Bitcoin'in 64.400 range'inden red yemesi. Bunu 2 aydır, 3 aydır söylüyoruz. 70.000'lere ve yeni ATH'lere gidecek yolun kilit noktası 64.400 üzerinde gün kapatmasıyla olur ve sürekli oradan maalesef satışıyoruz. Şuradan bir sosyal mesaj mı verelim Bitcoin'e? Evet, kır zincirlerini, 64.000'i kır. Şöyle herkese arkandan baktır. Tabii bu çerçevede Bitcoin'in dominansiyesi biraz aşağı doğru çekiliyor ama eğer 64.000 range'ini kırarsa ve yukarı doğru hareket ederse de doğal olarak dominansiyeyi kendi çerçevesine çeker. Altcoin'ler yine mazlum, yani ezmeye, bizleri ezmeye devam edebilirler mi? Edebilirler. Evet. Şimdi dolar endeksine başlayalım. Yorumlarını zaten biliyorsunuz. Hepsini okuyorum. Tek tek cevap veriyorum. Şöyle güzel coinlerde fırsatlar varsa yazın hep beraber. Görelim. Evet, Ömer Hocam Voja var ve diğer coinlerin hepsine bakacağız. Bir de dün es geçtiğim, daha doğrusu zamanı yetiştiremediğim coinler var. Onlar da bir bakalım. Peki neyle başlayalım? Şöyle bir dolar endeksiyle hızlıca piyasalara bir bakalım ama maalesef şurada range'imiz sıkışmış kalmış. Evet. Şimdi biliyorsunuz daha önce de söyledim. Yani buradan direkt aşağı gitmekten ziyade buralarda biraz yataylık ve yavaş yavaş bu özellikle 99.700 bandına gitmesini istiyorum demiştim ki tabloda onu gösteriyor. Yani buradan aşağı doğru gidecektir büyük bir olasılıkla 99.7. Buradan da bir tepki yiyip buralarda da biraz oyalandıktan sonra yönü uzun vadede de kısa vadede de aşağıdır diyebiliriz. Peki dolar endeksi bizde ne alakadır? Yani ne alakası var demeyin. Biliyorsunuz riski vardır ve diğer yatırımlar dolar endeksiyle ters orantılı. Bu tablo ne kadar aşağı giderse bizler için o kadar güzel günler kapıda. Hocam altcoin'leriniz bir türlü o güzel günler gelmedi. Gelecek. Eninde sonunda gelecek. Bugün olmazsa yarın. Yarın olmazsa diğer günler gelecek. Şimdi altında ufak bir geri çekilim görüyoruz. Haftalıkta ve günlükte yavaş yavaş şişme alanında. Yani 2700'ü zorlayacak mı yoksa 2600 direkt 2600-2570 bandını bir rites hareketi mi yapacak? Bunu ilerleyen günlerde bakabiliriz ama şu anda herhangi bir sinyal yok. İkinci dünkü mum biraz cılız olmuş. Eğer bu mum da buralarda dolanırsa büyük bir olasılıkla aşağı doğru bir düzeltme yapabilir. Bunu diyebiliriz. Düzeltmeyi de dediğimiz gibi 2570 bandı ama oranın kırılması durumunda aşağı yukarı 2500 bandına doğru bir geri çekilme olabilir. Buradan direkt geri çekiliriz demiyoruz. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda neyi görüyoruz? Şu 64.400 range'i çok bizi uğraştıracağını söyledi. Sürekli buralardan yani buralardan red yüz. Hocam range'iniz 64.300'de. Ya fark etmez yani. Biraz bir tık yukarısını söylüyoruz ki yani daha güvenli olsun diye. Ve kaç gündür buradan? Bak burada da söylemiştik. Yani gideceğimiz nokta 64.000. 64.000 üzerinde gün kapanışları bizi 70.000'lere ve yeni ATH'lara yelken açmamıza vesile olur. O yüzden hala bir durum yok. Şu anlık bir red yemiş durumda. Aşağı düşen çok fazla mum da yok. Yatayda. Yani Bitcoin burada bir sinyal vermiyor. Al sinyalimiz devam ediyor. Peki yani geri çekilimler olursa nereye kadar olur? Şu anlık 62.300'den güzel tepki. İğneleri hızlı toparladığını görüyoruz. Ama oraya kaybetmesinde 61.700 ardından da güçlü bir desteğimiz 60.000 bandı var. Peki kanalın neresindeyiz? Yani 52.000'lerden döndük, 53.000'lerden döndük. O kanalın neresindeyiz? Ortanın bir tık üstündeyiz. Tepemizde de 67.000 bandı var. Öncelimiz nedir? Şu 64.000'i bir almamız. Aldığımız durumda zaten W çeker. Ve şu düşen kanalda kırdıktan sonra buradan yukarı yönlü bir hareketimiz başlar diyeceklerim. Bunlar. Şöyle bir kahvemi yudumlayayım. Hocam altcoin'ler ne olacak? Hepimiz ezildik. Aldıkça battık, battıkça ortalama düşürdük. Böyle bir kısır döngüye girdik. Bitcoin düştü, altlar 10 kez düştü. Bitcoin çıktı, altlar tepki vermiyor diyorsunuz. Haklısınız, bizler de altcoin'deyiz. Zaten hiçbirimizin elinde Bitcoin yok. Yani en fazla maksimum Ethereum var. Evet, bir an duraksalım. Şimdi
Tablo neyi gösterir? Buradan artık altcoin'lerin sırası mı? Yani Bitcoin eğer 70, yani şöyle söyleyeyim, 80'e doğru gittikten sonra altlara sıra gelir diye düşünüyorum ama şöyle de bir tablomuz var. Zaten ne demiştik? Maksimum şu kalemimizi de alalım. Yani burada bir kanalımız var. Bu kanalda zaten 4-5 aydır diyoruz. Maksimum 60 bandı. 60 bandından sonra artık altlara sıra gelmesi lazım. Oraya gelmemiş. Eğer buranın altında kapanış yaparsa bu güzel bir olgu. Yani cümleyi de tamamlayalım. Ama 56'nın altında kapanışlarda artık altcoin'lere para giriyor demektir. Yani benim tahminim ya bir şu Bitcoin 64.000'i kırarsa ya da ve 70.000'i geçerse ya da bırakın dominansı Bitcoin lehine olsun. Buradan da yukarı doğru çıksın. Zaten o kadar sabrettik. Doğru değil mi? Yani şurada bir hafta desek, iki hafta desek yine sabretmeyiz. Sabrederiz. Yani benim düşüncem bu yönde. Ama dediğim gibi de şu bandın altındaki kapanışlarda da artık kanalın alt bandı olur. Buradan da altcoin'lere güzel girişler olur. Yani yüksek, yani daha doğrusu altcoin'lerin sert hareket ettiği bir tabloya gireriz. Peki direkt altcoin'leri ilgilendiren tablo burası. Burada da tablo gerçekten pozitif. Şu 630 bin bandında alırsak keyfimize diyecek bir şey yok. Burada bir W çeker. Bu W'nin hedefi bizlere aşağı yukarı 730-725-723 bandlarına doğru götürür. Ama altcoin rallisinin başlığı tarihte 844 bin bandının açılması. Herkesin gözü burada olması lazım. Diyeceklerim bunlar. Yani başka ne diyebiliriz? Yani şuradaki derinliği bile alsak zaten bizi buralar aşağı yukarı götürüyor. Yani 730-740. Bakalım yani şuradaki derinliği, yani şu kanalın derinliğini bile alsak, yani W da var, her şey var şimdi. Hadi. Ya formaliteyi cevap alıyorum. Yani hocam diz dik çizmeniz falan filan, yani fark etmiyor. Fark etmiyor. Yani aşağı yukarı zaten 3-5 yukarı konuşuyoruz. Al sinyalimiz de devam ediyor. Şimdi yorumlara geldik. Emeğinize sağlık demiş Kral. Bond'a bir bakalım Mustafa hocam. Voja'a bir bakalım. Evet. Zarayınız. Şurada ince es geçtim coin'ler olmuştu. Onlara bakacağız. Neyle başlayalım? Bond'la bir başlayalım. Coin market cap'imizi de açalım şuradan. Evet. Binsats bilmem ne. Meme token'le biraz sessiz kaldı bu süreçte. Blockchain'lere ve diğer coin'lere para gidiyor. 320-332. Sırada 10 milyar lira bu fiyatlar eder mi? Borsa listemizin göre eder arkadaşım. Eder. Niye etmesin yani? Niye etmesin bu fiyatlar? Eder. Peki o zaman liste ne diyor? Şey, grafik ne diyor? Liste nerede acaba? Grafikte diyor ki, ne diyor? BEM diyor, net bir düşen trend oluşturdum. Hatta kanal da diyebiliriz de. Biz ilk önce bir şu düşen trendimizi bir çizelim. Ondan sonrasına bakarız. Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Kırılmış mı, kırılmamış mı? İkisinin ortasında bir yer. Peki dönüş sinyallerimiz, asıl güçlü range'lerimiz neresi? Yani şurada bir ara range'imiz var. Bak şuradan gelen biri. 15 bandı. Şimdi birler onlar zaten psikolojik range'tir. Al sinyalimiz devam ediyor. Şu range'imizi bir atalım. Yani arkasında kötü haber bilmem ne falan olmadığı sürece bu fiyatlar gayet uygun fiyat. Yükselişin önünde belki hadi şu iğnelerden saymazsak burası olacaktır. 16 diyelim, düz olsun, bizim olsun. O 1588 de biz direkt 16.000 şey 1600 bandı diyelim. Öncelikle bir şu düşen trendi kırması lazım. Sonra buraya aldıktan sonra zaten şurada güzel bir W görürsünüz. Bu W'nin hedefi de aşağı yukarı bizleri 22-23 bandına götürür. Ama şu anlık bu formasyon aktif değil. Neden? Öncelik bir düşen trend. Ondan sonra 16 band kırılması lazım ki W formasyonu devreye girsin. Diyeceklerim bunlar. Peki geri çekilimler bu range'i kıramayıp aşağı doğru geri çekilirse de 13 direkt 13 12.90-80 bandları 1280 bandları bekliyor olur. Evet diğer bir coin'imiz vardı. Neydi bu? Vojak. Vojak'a dün bakmadık mı? Yine bir bakalım. Büyük bir olsa baktık diye hatırlıyorum da. Yani Vojak'ta durum ne? Evet hiçbir şey çizmemişiz. Bakmamış olabiliriz. Evet Vojak dik durmuş ya. Yani diğer coinlere nazaran dik durmuş.
şurada bir trend var. Bu trendin üzerine atacak mı yani? İlginç. Yani şu trendi kaybetmesi kötü olmuş. Hangi trend? Şuradan gelen bir trendimiz var. Bakın. Şu trendden sürekli tepki yemiş. Ama hatta şöyle yapalım ha. Net bir şekilde dursun. Öncelik nedir? Şu bandı alması lazım. Yani yükselişin önde 80.000 bandı var. Buranın üzerinde kapanış yapması lazım. Onun dışında şu yükselen trendi bir test olur. Eğer şöyle söyleyeyim, yani bir bandına, tam bu banda 105.000 bandına geldiğinde, bu önümüzdeki günler için, ilerleyen zamanlarda daha da ilerler. Buranın üzerinde kalıp kalmaması önemli. Yani şöyle bir trend çizersin, buranın üzerinde kalıp kalmaması önemli. Diyeceklerim bunlar. Yani önemli bir range. Eğer bu range alamasa aşağılara doğru tekrardan bir yönünü çevirebilir. Hala al sinyali mevcut. Şöyle bir Vojan market cap'ine de bakalım. Evet, market cap'i. O 69. Bu fiyatları eder mi? Yani ünlem işareti olan coin'lerden ben korkarım. Yani arkada denek gibi şeyler var yani. Ne kadar halde var, ne kadar şey var. Yani ilginç. İlginç. Neyse. Yani grafiği yorumladık. Yani grafikte de bu. Borsa listelerimiz katıyor falan. Yani diğer borsalarda da listelerin sahibi yaratır. Ama onun dışında bir şey diyemem. Şurada böyle coin'e bakmıştık. BC coin'e bir bakalım. Evet. Bu gözümden kaçmış. Bu nereden buluyorsun? Murat Bazaro. Bitcoin. Evet. BNB üzerinde de 100 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder. Eder ama borsa listelemesi gerekir. Yani hacimsiz. Burada bir mumla yukarıda atarlar. Yani şurada tepede giren 8 dolardan gidenlere geçmiş olsun. Haddi hissedilmiş. Parayı sıfırlamışsınız yani. Şurada 1000 dolar da atalım parası sıfır. 100 dolar da atalım parası sıfır. Yani dikkat etmeniz lazım. O yüzden gözü çok fazla karartmamak lazım kazanmak için. Yani bir şey inceleyemem bile grafiğini. Yani hiçbir şey diyemem. Hacimsiz yani, o yüzden. Burger'e bir bakalım. Ondan sonra DDX var. Burger'e şöyle bir hızlıca bir bakalım. DDX'e bir bakalım ondan sonra. Yani evet, Burger tablo pozitif. Retest hareketlerini çok güzel yapmış. Yani gözünü yukarı çevirmesi lazım. Ara rencinde 50 bandından retiyor. Çok ilginç. 50 bandını aldıktan sonra kademe kademe. Buraya gider, bizler için önemli rençlerden bir tanesi. 73 birisi de burası. Yani şuralarda çok fazla zorlayacak bir renç yok yani şu bantlarda. Ara rençlerden ret yerse yer yani. Onun dışında bir şey diyemem. Burger yani bu fiyatlar eder mi? Eder. Ama bir ara Binance'nin kara listesindeydi. Oradan çıktı mı çıkmadı mı ya da doğru mu hatırlıyorum onu bilmiyorum. Evet, DDX'e bir bakalım. Ya şu trend kaymış arkadaş. Bazı coin'lerde mi? Neyse, silelim. Böyle trend de olur. Şimdi bak, kötü olmuş. Yani bir bandın üzerine atmadığı sürece ben bu coin'de pozitif olmam. Hatta 1.1, yani garantici olacak olursam 1.1 bantlar olur. Şu anlık yani buranın üzerine atarsa pozitif olur. Game over yapmışlar mı? Şöyle bir bakalım. 20 dolarlardan, evet. 30 dolar, 25 dolarlardan gelmiş 1 dolara. Alıyor mu, almıyor mu diyor. Yani bunun market cap'i ne ya? 103. sırada. Evet, yani bu fiyatlar eder mi? Neyse. Yani eder de etmez de yani. Şu anda grafiğe bakalım yani. Evet, eder. Aşağı yukarı eder bu fiyatlar. Ama dediğim gibi dönüş sinyali bir bandının üzerinde olması lazım. Yani evet. 2022'nin sonundan beri düşmüş. Şurada güzel bir yükseliş ama sonra tekrardan çakmışlar. Yani şu bak, buranın aşağısında kaldığı sürece tablo negatiftir. O yüzden 1.1'in üzerinde gün kapatması lazım. Diyeceklerim bunlar. ANS'ye baktık mı ya? Bakmıştık herhalde. LTO'ya bir bakalım. VİD'e bir bakalım. Evet. LTO, VİD. Bu VİD çok hareketli bir coin. Ne zaman baksam ya aşağı ya yukarı.
Sert hareket edemek var. Şimdi evet o. Evet. Yani güzel. Tablo güzel. Neresi güzel? Çünkü birinci pozitif adımı atmış. Nedir o? Bu. Yani şurası. Buranın ben üzerindeyim diyor. Bak, nereye gitti ya? Buranın ben üzerindeyim diyor. İnce ince ufak ufak ritesi hareketlerini de yaptım diyor. Geriye ne kaldı diyor. Şu 14 bandını bir kırarsam gözümü nerelere çeviririm? Aşağı yukarı şu bantlara 16 ve ardından diğer renklere doğru çeviririm diyor. Şimdi burada W çekmiş. Bu W'nin hedefi zaten bize aşağı yukarı 17-18 bandına gider. Hocam bütün formasyonlar işler mi derseniz. Yani %70 işler, %30'u işlemez. Al sinyali hala devam ediyor. Diyeceklerim bunlar. Evet, FIDE var. Şöyle AP'ye bakmayı unuttuk. AP'ye bir bakalım, engine'e bir bakalım. Oo, bayağı bir coin isteği var. AP tablo güzel. Ama dediğim gibi şuranın üzerinde gün kapatması lazım. Bir bandın, bir nokta, evet, düz bir bandın üzerinde gün kapatması lazım. Aşağı yukarı burası arkadaşım. Düşen trendi kırmış, pozitif. Rites hareketini yapmış, pozitif. Al sinyali var, pozitif. Ama W da var ya. Yani şurada güzel bir W var. Yani W'nun da üst range'inde. Yani buradan yol alması lazım. Zaten milleti game over yaptılar yani AP'de. Evet, şey vardı, VIT vardı. VIT'e bir bakalım. Ardından Liver var. Öylelikle videomuzu bitirelim. Bu şeye de bir bakalım ya. Neydi? Neyse. Şimdi şurayı bir çizelim. Evet, şu anda bu range'i 40 bandının ritesi diyor. Çok sert hareketi. Bir bakın zınk 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 atıyor. Bir bakın zınk diye de aşağı indiriyor. Evet. Hala bir al sinyaline dönmemiş. Hala sat sinyali. Ama ara seni çok güzel düzeltmiş. Yani özellikle şu bandın üzerinde kalıcı olamıyor ya. Evet, iğnelemeleri buraya kadar atıyor. Bak asıl güçlü range'i bu. Burayı kırdıktan sonra yani 7000 bandını aldıktan sonra asıl hareketini yapar ama şimdilik o noktadan aşağı yukarı yani iki katı, yani buradan iki katı yapacak ki oraları alması lazım. %80, %90. Arasay'ın çok güzel dindirmiş yani. Şuradaki Arasay şişkinini çok profesyonel bir şekilde dindirmiş. Bir hareket yapabilir mi? Yapabilir ama yapması için de 40 bandını kaybetmemesi lazım. Diyeceklerim bunlar. Yani bunun dışında bir şey diyemem. İki renç arasında gidip gidip geliyor. 52'ye aldığı takdir gözünü 70.000-7.000 bandı asıl kritik range'de gözünü açacaktır. Bizler için buranın üzerinde gün kapanışı önemli. Evet. Liver'la da videomuzu bitirelim mi? Bome ile bitirelim. Evet. Liver. Yani şuradan red diyor. Ara range'inde. Çok ilginç yani. Aslında tablo bana göre pozitif de. Neyse. Buranın üzerinde yani 23-24 bandının üzerinden bir satış baskısı var, orayı aşağıda karşılıyor ama hızlıca da toparlıyor gördüğüm kadarıyla. Bakalım şu 24 bandı üzerinde kapanış yaparsa ondan sonraki ara range 26 ve diğer range'lere doğru gider. Arasay herhangi bir şişkinlik alanında, aşırı alım noktasında değil, bu pozitif. Al sinyalimiz de devam ediyor. Dediğim gibi şu 23.2400 diyelim yani. Direkt 2400 diyeyim, öyle aklımızda kalsın. 2400 üzerinde gün kapanışı yaparsa yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Ve BOME ile videomuzu bitirelim. BOME'de son durum ne? BOME hala kanal, yani şöyle bir yapım var. Yani net bir yapı yok da aşağılar net de tepeler net de. Neyse. Yani BOME'de kritik nokta 7800 bandı. 7800 bandı üzerinde kapanışlar BOME'yi yukarı yönüne hareket ettirir. Diyeceklerimiz bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.